Hadi. Hadi abi, yarış başlıyor. Bir günde kazan be. Kardeşim hep eşeklere oynuyor ya. Siz dalganızı geçin abi. Siz dalganızı geçin abi. Benim şu senaryolarımdan bir tanesi çekilsin. Bakın bakayım ben bir daha geliyor muyum buraya? Vay, iddialısın ya. Vallahi rahmetli de iddialıydı. Helvasını tüm ganyan beraber yedik. İddialıyım tabii abi. Bak, bir soygun senaryosu yazdım abi. Çok özgün. Yani en az 5 milyon yapar. Ölçmüşüm, biçmişim, kurgulamışım, karakterleri dökmüşüm, mekanları belli, her şeyi hazır. E madem bu kadar kafa patlattın, ölçtün, biçtin, ektin, o zaman soygun planı yapsaydın. Evet. Yapsaydın abi, soygun planı yapsaydın. Allah Allah, dallama. Tabii ya. Lan oğlum, o zaman sen bana bir soygun yaz. Neredesiniz lan? Hah, oğlum. Yırttık lan, yırttık. Gel, otur, 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 otur. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Ne oldu oğlum, yarışı falan mı tutuyordun sen? Yok be abi, öyle bir şey değil ya. Soygun yapacağız lan. Hadi lan, öyle fikir mi olur be, soygun diyor be. Yok lan, yok, şaka yapıyor. Sülo, ben gayet ciddiyim arkadaşım. Gayet ciddiymiş. Kardeşim, biz iş kuruyoruz. Evet, bundan sonraki planlarına bizi dahil etmezsen Onur Efendi. Hayırlı olsun kardeşim, ne iş? Akşam senin bize verdiğin parayı sermaye yapıp pazarda don sütüyen satacağız kardeşim. Don sütüyen mi satacaksınız? Evet. Oğlum siz ne küçük adamlarsınız ya. Sizin çapınız ne kadar dar lan. Ne acayip bir insansınız siz ya. Ben şimdi Hacamat'ı da arıyorum kardeşim. Hacamat abi diyorum, sen diyorum Süleyman'la hesabımıza düşen diyorum borcumuzu hesapla diyorum. Taksiti böldürüyorum, onu da biz ödüyoruz, anladın mı kardeşim? Ara ara geç kalma. Ulan cebiniz 3 kuruş gördü hemen götünüz kalktı. 5 kuruş görse bakalım ne olacak merak ediyorum yani ha. Hadi kalk kardeşim, sen de hazırlan gidelim. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Buranın maklubesi makbuldür. Ha şöyle yiyin biraz, semirin ya. Sonra maklube üzülmez mi, ben ne ellere düştüm diye, değil mi? Ne diyor kitapta? Al ente zıkkımul ümük vel minel zeynelül bülük. Ta ente zıkkımul ümük ve minel şerri nâ mâ fişkallâ ve bülük. Yani diyor ki, yerse ümük oynar bülük. Yemezse ümük nah kalkar bülük. Demek pazarcılık yapacaksınız ha? Hayırlısıyla abi. Onur Mümin ne dedi bu işe? Küçük iş dedi. Ha, küçük iş dedi. Belki siz ne dediniz? Biz de küçüğüz dedik. Evet, küçüğüz dedik yani. Bakın şimdi olmadı. Şere kalsın. Ya 100.000 avro borcu olan adam hiç küçük adam olur mu? Haklı. Olmaz tabii. Olmaz. Olmaz. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Semir biraz ya. Ben hacamatı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Hı? Ne diyorum, anlamıyorum. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman. Acık sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Hacamat abi. Hay yavrum. Şimdi hani bu bana Hacamat abi zamanda Süleyman her şeyi anlatacak şimdi. Anlat bakayım. Selim vur Selim. Öyle değil Selim. Sırtına vur. İyi misin mübarek? Vallahi gidiyorsun sandım ya. Şş, bakın bana yeni bir 7 emin aratmayın ya. İyi. Hadi söyle bakalım, ne diyeceksin? Ne anlatacağım lan ben, piç? Ağzını bozma, münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Hacamat abiye, anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şey ne lan? İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat. Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi... Sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun Kemal Hafize. Tansiyonun düştü oğlum. Selamünaleyküm.
Hayırdır mübarek? Abi bu adam 6 saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelem gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş mübarek, biz seni duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm. Parmağın birini kestim. Parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? Mübarek, siz adamı hazırlayın. Alet edevatı da bir yerleştirin, ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım Hacamat abi. Sözünü nereye on? Hadi bakalım, biz gidelim. Hadi, size A, E, O. Süleyman kalk, hemen bayılıyorsun, hemen ayıl bakayım, kalk be. Bu ne be? Eshabı da bize bırakmış. Süleyman, oğlum adam eshabı da bize bırakmış. Bak bundan var ya böyle zengin olur ha. 100.000 avrodan düşeriz. Söylediği her kelime altın değerinde olan tek abim. Söyle beni çağırttırmışsın, hayırdır? Hayırlı şerri konuşunca anlayacağız Onur Mümin. Selim. Buyur abi. Sen Polat'ı çişe çıkarır mısın onu? Nasıl çıkarmam abi? İyi, hadi birlikte şöyle çıkın, bol bol oksijen alın, olur mu? Nasıl olmaz abi? Selim. E hadi oğlum alsana. Haydi bakayım Polat, haydi. Abi maşallah, senin burası da darıcı hayvanat bahçesi gibi, öküzü yılanı bol. Ne diyor kitapta? Ne diyor abi? Vel minel mahlukatul alemul hayran vel te'a ente gönülül seyran. Yani diyor ki hayvanı sevmeyen insanı sevemez. E doğru abi. Hangi kitap bu? Onur Mümin ne yersin? Ne yiyelim abi? Kızarmış pinar sopası var, yer misin? Yok abi, bende reflü var. Maşallah senin de bugün ziyafet günün abi. Arkadaşlar ziyafet vermişsin, hiç bize söylemiyorsun. Anlattılar demek. Ha anlattılar, vallahi terlemişler. Ya Onur Mümin, sen bu işin ciddiyetini bu mübareklere anlatmıyor musun? Sen demiyor musun onlara Hacamat abim sizi etinizi kemiğinizden, kemiğinizi derinizden ayırır diye? Diyorum abi, anlatıyorum ama şimdi bunlardan bir tanesi anne sütünü az almış, diğeri de akraba evliliği, biraz geç idrak ediyorlar. Abi bunları boş verelim de ben sana çok önemli bir şey anlatacağım. Vallahi. Vallahi Allah canımı alsın. İnşallah. Buyur. Oğlum nerede kaldı lan bu adam? Kaç saat oldu ya? Acık tevekkül Süleyman. Bak buraya ne yazılmışsa o olur kardeşim. Acamat, Selim, Polat, Ecel geldi mi hepsi bahane olur, anlıyor musun? Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye beni korkutuyorsun? Niye içimi karartıyorsun durup dururken ya? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun hep? Niye Onur'u dinlemiyorsun? Hadi Onur'u geçtim, beni niye dinlemiyorsun? Ben senin kaç yıllık vefalı dostunum, kötü gün dostunum. Kaç defa hayatını kurtardım senin ya? Hatırlıyor musun lan bir kere bisiklette binmişsin, yukarıdan rampadan aşağı geliyorsun böyle daha. Bak nasıl geliyorsun ama kaptırmışsın, frenler patlamış, saçlar böyle sallanıyor. O zaman saçlarım var tabii. He saçlarım vardı o zaman. Ama mevzu saç değil, bisiklet. Bana doğru geliyor, hızlı hızlı. Ben ne yaptım? Önüne geçtim senin, durdurayım diye bisikleti. Ona bir koydun, sen kaldın, ben devam ettim. 6 ay hastanede yattım, olur öyle. E, senin için, dostumsun, kardeşimsin. Yine bir gün top oynuyoruz, hatırlıyor musun? Sen tabii kazma, dandın dan kazma sporu. Bir kodun, inşaata gitti top. Ben de arkasında. Bir girdim içeri, inşaatçı abi topu tutmuş. Yeter Süleyman, yeter, sus. Kötüydü tabii. Çay koyayım. Koyma, doldur. Ne diyor kitapta? Vel menel sette nimetul zevk. وَالْتَعَالَى سَوَابُ الْزَرَّ Yani diyor ki verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. Ya Onur Mümin vallahi ve billahi 2 dakikada bağladın beni ha. Yok be abi, olur mu öyle şey ya? Yapma gözünü seveyim ya. Abi sen şimdi bana böyle bir tane pazar tezgahı ayarla. Gerisini hiç merak etme. Ya tamam dedik tamam ya. Onur Mümin. Ha. Ya yoksa pazarı mı soymayı planlıyorsun? Yok mu abi? Estağfurullah ya. Evet. Ya ne oluyorsa bu dondurmadan oluyor ha. Yaladıkça açıldık vallahi. Vallahi estağfurullah ya. Ya Onur Mümin. Ha. Ben seni bugün cumada görmedim.
Abi olur mu öyle şey? Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Olur mu? Valla. O zaman yalayalım gitsin ya. Yalayalım ya.